etmiyorsun. Tam bu yüzden. 2, 1, basın. İşlemi yaparken de aynı zamanda bu kadar büyük zoomlarla çalışabiliyoruz. Milimetrenin onda biri küçük kateterler kullanabiliyoruz yani buraya. Bunları tedavi ederken o kadar büyüteceğiz ki bu işleri yaparken, o kadar büyük zoomlar var ki mesela hani bu şey için ve bunu her açıdan inceleyebileceğiz böyle. Sağına soluna çevirebileceğiz. Bakın şurada. Girişimsel radyolojide genelde ciltten küçük kesilerle diye küçük deliklerle işte hastalıklı damarlara, hastalıklı organlara girilerek ya da vücudun diğer boşluklarına girilerek hastalıkları bir tedavi etme yöntemidir. Şimdi aslında girişimsel radyolojinin şu an dünyada en popüler alanı nörovasküler işlemler, yani damar hastalıkları ile ilgili. Bunlar inme ya da beyin kanamaları ile ilgili işlemler. Bu tür hastalıklarda çok başarılı sonuçlar alınabiliyor. Özellikle inme dediğimiz halk arasında felç olarak bilinen şeylerde damar tıkanıklıklarındaki o pıhtıları girişimsel radyoloji uzmanları ilk 6 saat içerisinde çok başarılı bir şekilde çekiyor. Diğer taraftan beyin kanamalarına sebep olan beyin anevrizmaları ya da damar yumak gibi hastalıklarda da yine girişimsel radyolojide nörovasküler girişimsel radyoloji işlemlerle çok başarılı tedavi edilebiliyor. Üniversitemiz, hastanemiz aslında yaklaşık 20 yıldır bölgeye hizmet veriyor. İnanılmaz derecede bir teknolojik bir altyapısı var ve tecrübeli, deneyimli bir ekibi var. Bu ekip sayesinde yıllardır bölgemize hizmet verebiliyoruz. Tabii bu teknolojik altyapımız, değerli teknolojik altyapımızda değerli hocamız, rektörümüz Sayın Ahmet Kızılay'ın da bize çok maddi ve manevi desteği oldu. Bu konuda sizler aracılığıyla buradan da teşekkür etmek isterim. Şimdi cihaz altyapımız size samimiyetle söyleyebilirim. Dünyada ve birçok merkezde en üst düzeyde. Yapılan işlemler Avrupa'da ya da dünyanın en iyi merkezlerinde yapılan işlemlerle hemen hemen eş değerdedir. Birçok merkezde yapılmayan vaka sayısı dünyada ve Avrupa'da şu an merkezimizde halkımıza memnuniyetle hizmeti sunulmaktadır. Bölgede hastaları ayırırken aslında acil ve acil olmayan hastalar olarak aslında ikiye ayırmak mümkün. Acil olan hastalarda genelde Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve kısmen de İç Anadolu bölgesinden acil hastalarımızı alıyoruz. Ama daha acil olmayan, yani elektif hasta dediğimiz hastalarda şunu samimiyetle söyleyebilirim. Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışı dahil hastalarımız olmakta. Şu an içeride arkadaşlarımız bir beynin içerisinde bir beyin baloncuğu tespit ettiler ve bunu tedavi etmek için hastanın beyin baloncuğunu 3 boyutlu görüntülemelerle, anjiyografik görüntülemelerle buradaki kanama riski olan bu baloncuğu tedavi etmek için uğraşıyorlar. Bu işlemler aslında kullandığımız medikal malzemeler son derece yüksek teknolojik malzemeler. Kullandığımız cihazlar da son derece pahalı bir cihazlar. İşin açıkçası biz bunu burada halkımıza böyle kolay bir şekilde, daha ucuz bir şekilde ve en iyi şekilde dünyada iyi bir şekilde hizmet vererek mutlu oluyoruz yani. Türkiye'de de yeni gelişen bir alan bu. Her hastanede yok. Çok büyük merkezlerde gerçekleştiriliyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi. Hatta bizim şu an Güneydoğu bölgemizde ve Doğu Anadolu bölgemizde yeni bizim yetiştirdiğimiz asistanlarımız bunu
bu hizmeti veriyor ve biz de bunlardan gurur duyuyoruz. Burada benden önceki hocam 2000'li yılların başından beri bunu uyguluyor. 2000'li yılların başında Türkiye'de bu işlemi yapılan sanırım bildiğim kadarıyla 2-3 merkezden bir tanesiydik. Ondan sonra 2021'e kadar da uyguluyoruz. Yani yaklaşık bir 20 yıllık bir deneyim, tecrübemiz ve geleneğimiz var. Yani çok detaylı bir şekilde beynin 2 milimetre. Bu şey 2 milimetre. Ama o kadar büyük zoomlar, büyük şeylerle şu baloncuğu tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Sanki